Hoş geldiniz arkadaşlar, ben Rabu Gülsak'ta. Momo ile ilgili bayağı video istiyordunuz. Bugün Momo'yu akümatöre soracağız. Her şeyi bildiğini sana akümatöre bakalım. Momo reisi bilebilecek mi? Bildiğiniz iki gündür video atamıyordum ve ben de Momo'nun tam olarak ne olduğunu bilmiyorum. İlk önce ne olduğuna bakalım. Ve tabii ki video geçmeyince hala aramızda kalmasanız beleş bir şekilde abone olabilirsiniz diyorum ve ilk önce bir haberden başlıyorum abi. Momo nedir, nasıl ortaya çıktı? İnternette Momo ile ilgili içeriklerle dolu sosyal haber sitesi Reddit'te. Bunu arkadaşlar bayağı duymuşsunuzdur. İlk önce bu bir heykel olarak ortaya çıkıyor. Sonra bir WhatsApp kızı Momo olarak çıkıyor. Başlığı bulunuyor. Bu soruyu aynı platformda verilen en popüler cevap ise şu şekilde: İspanyolca konuşulan ülkelerinden birinden ve ben videonun sonunda arkadaşlar bunu ifşa alacağım, göreceksiniz. İspanyolca konuşulan ülkelerden birinden bir kişi Instagram'da bir fotoğraf keserek onunla bir WhatsApp kullanıcısı yarattı. Bu numara yayıldı ve temasa geçenlere rahatsız edici fotoğraflar gelmeye başladı. Bazıları Momo'nun kişisel bilgilerine ulaştığında söylüyor falan filan. Momo Meksika ülke uzantılı bir telefon numarası üzerinden atılan mesajlara cevap verebiliyor. Momo ile ilgili kesin olarak bilinen tek şey Japonya artı 81, Kolombiya artı 52, Meksika 3 ayrı numaradan onunla ilişkilendirilmiş olması. Kullanılan fotoğraf ve Japonya'da bir sergiden elde edilmiş. Artık Momo olarak bilinen bu korkunç yüz söz konusu sergide yer alan bir kuş kadın heykeline ait diyor. Şimdi arkadaşlar olayın ifşasına geliyorum. Bakın, dünyada en çok izlenen Momo videolarına bakacağım şimdi. 3 haftada 13 milyon izlenmiş ve dediklerinin hepsi İspanyol YouTuber. Fikirlerini tazelemeleri gereken tam o an geldiğinde. Bence arkadaşlar bu Momo muhabbeti bizim Türkiye'deki YouTube dizileri gibi. İspanyolların çıkarttığı bir internet fenomeni ve hepsi YouTuber. Hatırlarsanız bize bir ara şey vardı, sevgilime WhatsApp'tan şey attı falan filan, onun gibi. Gidiyor arkadaşı yanadan falan filan, kamera fokus yapmadan yanadan gidiyor, Momo ne yapıyorsun diyor, o da diyor seni öldürmek istiyorum falan filan. Bayağı izlenmiş. Bak, aynı bizim şey gibi arkadaşlar. Bizde bir ara popülerdi ya. Bak, bir kenarda WhatsApp var ve sevgilime mesaj attım, annem ölüm şakası falan filan. Full İspanyolları abi çok iyi izletmişler ama ya. Dünya çapında bence İspanyol YouTuber'ların yaptığı bir fenomen bu bak. 3.1 milyon izlettirmiş. Sadece 4 günde yapmış bunu. Sadece 7 günde bu kadar izlettirmiş. Helal olsun. İspanyol YouTuber'ların bir başarısı arkadaşlar bu bence. Bunun bir de gerçek videoları vardı. Nerede onlar? Flash TV oyunculuğu. Kes diyor. Kamerayı kes diyor. Mama bizi dikleyecek diyor. Creo que llega y el día de hoy ninguna respuesta. iPhone 10 değilim ona. Şimdi o kadar girelim, iPhone'u da bilmiyorum. Hola. Oh, bize bir şey attı falan filan. Uche era de su hermano. ¿Qué te pasa? Páralo ya, páralo güey, páralo. Andrea varias. Ya subirá a su canal el de. Abi fena bir trend yapmışlar ya. Bak çakalara bak, burada da o videonun devamı var. Ne olduğunu falan anlatıyor. Türkçe altyazı var mı lan? İspanyolca altyazı. Helal olsun. Neyse, biz asıl olayımıza geçelim. Akinatör'ün ben Akinatör'ün arkadaşlar bilemeyeceğini düşünüyorum. Oo, Akinatör güncellenmiş. Selam, ben Akinatör, gerçek ve hayali bir karakter düşün. Momo'yu bence bilemeyecek. Kadın erkek mi? Hayır. Eski tasarım daha güzeldi. Karakterin Türkiye'den mi? Hayır bebeğim. Karakterin gerçek mi? Herhalde. Karakterin iki gözü var mı? Evet, iki gözü var. Momo, karakterin gerçek hayatta var mı? Olduğunu düşünmekteyiz. Kamera fokus yapıyoruz değil mi şu anda? Karakterin şarkıcı mı? Hayır. Hayır, bilmiyorum. Karakterin daha önce bir dizide veya filmde oynadı mı? Hayır. Bence gelecekte filmi çekilir arkadaşlar. Karakterin 18 yaşından büyük mü? Bilmiyorum. Bence bayağı zorlanacak. Karakterin bir YouTuber mı? Hayır. Karakterin bir kadın mı? Evet. Korku. Alo. Abi ben bu kadar hızlı beklemiyordum. Evet. Siyah saçlı mı? Geliyor arkadaşlar. Evet. Japon mu? Hayır. Bilmiyorum. Güreşçi mi? Bak, bunlar hep şey sorular. Buldu aslında şu anda. Hayır. Evet, buldu. Hayır. Keskin silahlar mı kullanmakta? Evet. Geliyor. Bir ölüm meleği mi? Herhalde. Hiç evlenmiş miydi? Momo evlendin mi lan? Hayır. Bir sınav filmde rol aldı mı? Hayır. 40 yaşından önce mi öldü?
Momo'nun öldüğünü söylüyorlardı ama bilmiyorum. Karakterin yaşıyor mu? Bilmiyorum. Karakterin hep beyaz mı giyinir? Bu şey sanıyor, halkadaki kız sanıyor şu anda. Hayır. Ondan fazla filmde oynadı mı? Hayır. Ne oldu lan? Karakterini hayal etmiyor. Hayır. Karakterin babası ünlü birim. Hayır. Jane the Killer. Hatalıyım. Hatalısın. Devam edelim. Kings. Yanlış buldun. Karakterin nüktedanlar adlı... Arkadaşlar küfür etti bence şu an nüktedanlara. Hayır. Karakterin bir maske mi takıyor? Hayır. Karakterin bir oyun karakteri mi? Hayır. Bulamıyor lan. Karakterin insanlığı herhalde. Karakterin insan öldürdü mü? Herhalde. Harry Potter serisinden mi? Hayır. Karakterin insan kıyafetleri mi giymekte? Evet. Karakterin bir korku filmden mi? Hayır. Bulamıyor lan. Karakterin öleli 20 seneden fazla oldu mu? Hayır. Karakterin kötü mü? Evet. Mama kötü birisi. Japonya konuşabiliyor galiba. Evet. Kendi ülkesinde mi öldü? Bilmiyorum. Hayır. Karakterin Türkçe mi konuşuyor? Hayır. Karakterinin hayaletlerle bilgisi var mı? Hayır. Karakterin Creepista mı bilmanız var mı? Hayır. Karakterin uçabiliyor mu? Hayır. Herhangi bir oyundan mı? Hayır. Green Day grubundan mı? Hayır. Karakterin hayatta mı? Evet, şu an hayatta. Karakterin her zaman bir baskı mı takmakta? Hayır. Karakterin bir insan mı? Evet. Bilim adamı mı? Hayır. 200 soru soracağız galiba arkadaşlar. Karakterin maske taşımakta mı? Hayır. Türkçe konuşabiliyor mu? Hayır. Ağzı yırtık kadın. O kim lan? Momo'yu ağzı yırtık kadın diye kaydettiyseniz malsınız arkadaşlar ama o değil, hatalısın. Devam edelim. Karakterin hikaye üzerinde bulunmakta. Evet, karakterin Pretty Little Liars. Abi mükemmel şey. Hayır. Karakterin sevimli bir isim. Hayır. Karakterin korkunç mu? Evet. Karakterin bir yarışma sayesinde ünlü oldu. Hayır. Karakterin bir erkek mi? Hayır. Abi kafayı düşü anda ha. Karakterin bir kız. Bence küçüktür. 50 yaşından büyük mü? Hayır. Karakterin saç rengi siyah mı? Evet. Abi oynamadı korku filmini. Gerçekte var mı? Evet. Ressam mı? Hayır. YouTube sayesinde ünlü oldu. Evet. Buluyor mu yavaş yavaş? Bir fare mi? Hayır. 18 yaşından büyük mü? Bilmiyorum. YouTuber mı? Bilmiyorum. YouTube'dan mı? Evet. Illuminati'li bir ilgisi var mı? Hayır. Müslüman mı? Hayır. Küçük erkek kardeşi var mı? Hayır. 70 soru oldu. Amerika'da mı inşakta? Herhalde. 1971 doğumlu mu? Bilmiyorum. Karakterin şarkıcı mı ya da şarkıcı ile çalışıyor mu? Besteci, yapımcı, müzisyen vs. olarak. Hayır. Türkiye'de yaşadı mı? Hayır. Gizemli mi? Evet. Bir robot mu? Hayır. Yugoslav mı? Hayır. Illuminati üyesi mi? Hayır. Bulamayacak abi. Hiç boşandı mı? Hayır. Kur'an yeteneği. Abi güzel buldu ya. Hatalısın. İsim. Ne yazalım abi? Abi nasıl olur ya? Momo'yu ilk defa ben mi giriyorum? Evet. Düşündüğün karakterler listesini kurabildiysen üstünü. Evet. WhatsApp'tan korkunç mesajlar gönderir. Tekrar oynasak bulamaz mı? 100 soru sorduk lan. Neyse, bir daha sorsam sormasam kararsız kaldım. Tamam, son kez bir daha soracağım, bakayım bulabilecek miyim? Sıstan her şeyi bilemiyorsun. İnternet fenomeniyim diyorsun. İnternetle ilgili şeyleri bulamıyorsun. Hayır. Bir erkek mi? Hayır. 18 yaşından büyük mü? Bilmiyorum. Bir çizgi filmden mi? Hayır. Saçı var mı? Evet. Gerçek hayatta var mı? Evet. Bir dizide mi? Hayır. Bir YouTuber mı? Hayır. Şarkıcı mı? Hayır. Bir porno mu? Hayır. Daha önce bir dizide veya filmde oynadı mı? Hayır. Bir insan mı? Evet. Hiç aynı mı? Hayır. Müslüman mı? Hayır. Müzikalli sayesinde mi oldu? Hayır. Bir güzel kız hatı korkuturundan mı? Evet. Hiç televizyona çıktı mı? Hayır. Siyah saçlı mı? Evet. Japonca konuşabiliyor mu? Abi Japonca konuşabiliyor mu ya? Hayır. Ayakkabı giyiniyor mu? Evet. Amerikan vatandaşı mı? Hayır. Bir kadın mı? Evet. Saçını hiç boyattı mı? Bilmiyorum. Bir katil mi? Evet. Ya Jane the Killer kim? 88. kez söylüyor bunu ya. Jane the Killer kim abi ya? Oyun mu bu? Ne lan bu? Kim abi bu ya? Gerçek bir isim bu. Bu kim lan bu? Jane the Killer. Korku hikayesi. Dinleyin. Bu beni sinirlendirmeye başlıyor. Bu yolda tek başıma gitmek istiyorum. Ve evler diye. Gidecekken kalka üzerindeki Randy ve çetesini. Jeff. İlginç bir şey lan bu. Böyle güzel bir korku abi ablamızmış galiba bu. Böyle bir şey. Neyse geç. Hatalısın kanka. Devam edelim. Karakterini hiç televizyonda gördün mü? Televizyonda? Hayır. Bir oyundan mı? Hayır. Bir maskede görüyorum. Hayır. Üç ayaklı mı? Hayır. Creeper. Hayır. Japon mu? Hayır. Abi bulamıyor. Ölümsüz mü? Bilmiyorum. Erkek mi? Hayır. Hayır. Bir oyun karakteri mi? Hayır. Piyano mu çalmakta? Hayır. Öldü mü? Hayır. Korku filmini oynamış mıydı? Hayır. Korkunç mu? Evet. Cep telefonu var mı? Evet. Aha, insan öldürdü mü? Herhalde. Buluyor galiba. Evet.
Üniversite bilgisayar mı? Hayır. YouTuber mı? Bilmiyorum. Sarışın mı? Hayır. Marvel çizgi mi? Hayır. Bir kadın sporcu mu? Hayır. Abi telefondan bulması lazım. WhatsApp'tan yürüyor ya. Karakterin sporcu mu? Hayır. Karakterin kötü mü? Evet. Herhangi bir oyundan mı? Hayır. Ya bu kim lan? Bu kim lan? Tanımadığım adamları söyleyip duruyorsun ya. Creepypasta. Nina the Killer. Bu kim? Evet, bu da güzel bir korkunçlu ablamızmış. Hatalısın Kings. Bulamayacak abi. Abi Momo hiç çıkmamış bile ya. Poppy değil. Kur'an yırtan kız. Zuhal Kaya. Aha Momo katil. Bravo, beni mağlup ettin. Karakter daha önce 262'de oynandı. Höh ya. Ben birkaç kişi daha sormak istiyorum ama sormasam lan. 2 saatte bilemedim. Mavi balina oyunu bilecek, merak ediyorum. Çok hızlı bir şekilde soracağım. Hayır, hayır. Mavi balina oyunuyla Maria mı sormak istiyordum? Ama çok uzun olacak videodan. Karakterin sporla bir anısı var mı? Hayır. Saçı var mı? Hayır. İki gözlü var mı? Evet. Bir insan mı? Hayır. Bir çizgi filmden mi? Hayır. Bir oyun karakteri mi? Evet. Five Nine, hayır. İki bacak üzerinde mi yürümekte? Hayır. Uçabiliyor mu? Hayır. Sira, hayır. İblis mi? Hayır. Minecraft'ta mı? Hayır. Disney mi oynuyor? Hayır. Evet. Bacakları var mı? Hayır. Aha buluyor. Bir insan yüzünü yedi mi? Hayır. İnsan eti yiyor mu? Hayır. Hayvanlarla alakalı bir rumuzu var mı? Mavi balina. Evet. 20. yüzyılda mı yaşamıştı? Hayır. Hayal ürünü mü? Evet. Arap kökenli mi? Hayır. Kırmızı mı? Hayır. Poo ne lan? Poo bok lan. Poo değil oğlum. Edelim kank. Karakterin üstünde mi yaşamaktı? Evet. Gerçekten var mı? Herhalde. Ünlü mü? Evet. Bir telefon oyundan mı? Evet. Balinası var mı? Evet. Blue Whale. Kaç soruda bildi? Kaç soruda bildiğini yazsaymış. 19 kere oynanmış. Abi bunu 19 kez de biliyorum ama hiç bilemedi. Aptal akinatör ya. Her neyse arkadaşlar, ben size teşekkürler. Evet, böyle ilginç saçma bir internet fenomeni daha. İspanyolların bence mükemmel bir başarısı. Daha doğrusu Latin YouTuberların mükemmel bir başarısı olarak düşünüyorum ben bunu. Hiç öyle kurmaya gerek yok, gerçek mi falan filan diye. Adamlar böyle bir fenomen ortaya attılar. Bizim Dizler gibi işte. Diz bir anda hatırlıyorsunuz YouTube Türkiye'yi dünya sıralamasına sokmuştu. İşte tepkileriydi, kendi dizisiydi falan filan şu bu. Bu da bence o tarz bir şey ama cidden başarılı bir oluşum. Veya bunu Latin YouTuber'lar sahiplendi, bilmiyorum. Bayağı patlatmışlar. Bir atıyor adam günde 10 milyon. Her neyse, beni izlediğiniz için teşekkürler. Daha çok bu tarz videolar istiyorsanız bu videoyu beğenmişsiniz ve hala müzik atmazsanız böyle hiçbir şekilde abone olabilirsiniz. Tekrardan beni izlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Bay bay.